Dinlere göre ölümden sonrasında ne olacağını hemen hemen herkes bilir. Bu videoda dinleri hiç bilmeyen hayali bir adamın ölümden sonrası hakkındaki düşüncelerini aktarıyoruz. Diyor ki, buna kesin olarak bir şey söylemem mümkün değildir ama düşüncelerimi paylaşabilirim. 1. Gerçek hayatımızda bir oyun oynuyor olabiliriz. Öldüğümüzde, yani oyundan çıktığımızda çok farklı bir hayat içinde bulabiliriz kendimizi. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü insanlar sanal gerçeklik gözlükleriyle bile oynadıkları oyunları gerçekten yaşıyorlarmış gibi derinden etkilenebiliyorlar. Bu teknolojinin çok daha ileriye taşındığını düşünün. Yakın bir gelecekte oyun içinde gerçekten acı çekmek, koku almak, tat almak, dokunmak, hatta yemek yemek bile mümkün hale gelebilir. Böyle bir oyun içindeyken oyun ile gerçek hayatı ayırt etmek çok zor olacaktır. Bir de bu oyuna bebekken konulmuş olsak ve ölünceye kadar bu oyun içinde tutulmuş olsak şu andaki yaşadığımız hayatı hiçbir zaman anlayamazdık. 2. Öldükten sonra bedenim yok olacağı için ben de yok olacağım. Doğmadan önce bir hiçtim, ölünce yeniden bir hiç olacağım. 3. Dikkat ederseniz bütün bedenimiz aslında beynimizin isteklerini yerine getirmektedir. Burada aklımıza şöyle bir cümle geliyor. Beyin bütün bedeni istediği gibi kullandığına göre beynimize de hükmedip onu kullanan farklı bir şey var olabilir. O boyutu henüz hiç bilmediğimiz için beynimize hükmeden şeyin nasıl bir şey olduğunu bilemeyiz. Biz ölünce beynimizi kontrol eden bu şey başka bir insan veya başka bir canlı türünün bedenine geçerek bu dünyadaki varlığını devam ettiriyor olabilir mi diye düşünürsek bence hayır, çünkü o varlık bizi yönettiğine göre aslında o varlık bizizdir. Biz geçmiş hayatımıza dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Eğer eski hayatımızı hiç hatırlamıyorsak daha önce bu hayatta var olmuşuz ya da olmamışız, bunun bir anlamı kalmaz. 4. Biz şu an çok gelişmiş bir uygarlığın bir üyesi olabiliriz. Bulduğumuz bir başka gezegene doğru yol alıyor olabiliriz. Alan dar ve mesafe çok uzun olduğu için yüzlerce, belki de binlerce yıl boyunca bir uzay gemisi içinde normal bir şekilde yaşamamız mümkün olmadığından hedefe ulaşıncaya kadar kendimizi uyutmuş olup bir bilgisayara bağlamış olabiliriz. Bu bilgisayar bizi gerçek hayatımızdakine benzer bir simülasyon içinde yaşatıyor olabilir. Uyandığımızda kendimizi bir gezegene iniyor olarak bulabiliriz. Yıldızlar arası yolculuklara çözüm aranırken buna benzer fikirler ileri süren bilim insanları vardır. 5. Gerçek hayatımızda rüya görüyor olabiliriz. Hemen hemen hiç kimse rüya görürken rüyasının gerçek hayatı olmadığını anlayamaz. O rüyadan uyanıncaya kadar rüya içindeyken gerçek hayatını tamamen unutur. Rüyasında burayı hiç hatırlamaz bile. 6. Bir sinema salonunda uyanabiliriz. Gerçek hayatımızda sinema teknolojisi çok ilerlemiş olabilir. Öyle ki orada filmler artık koltuklarda oturarak izlenmiyordur. Sinema salonuna girerken aslında filmin içine giriliyor ve film izlenmiyordur. Gerçekmiş gibi yaşanıyordur. 7. Bir cezaevinde uyanabiliriz. Yani gerçek hayatımızda işlediğimiz ağır bir suçun karşılığı olarak bu hayat bize ceza olarak algılatılıyor olabilir. Bu hayattaki yaşam standartımız da cezamıza göre belirleniyor olabilir. Burada kaldığımız süre, yani ömrümüz ise aldığımız cezanın süresi olabilir. Ölünce buradan gittiğimize göre cezamız ölünce bitiyordur. Cezamız bitince de buradan çok daha iyi ve gelişmiş olduğu kesin olması gereken gerçek hayatımızdaki normal hayatımıza dönüyor olabiliriz. İlerlemiş bir uygarlığın
böyle bir cezalandırma yöntemini düşünmemiş olması mümkün bile değildir. Zamanla dünyada bile bu tür cezalar verileceğinden çok eminim. 8. Belki de şu an gerçek hayatımızda oluşturulmuş olan birçok iç içe geçmiş yapay alemlerden birinin içindeyizdir. Ölünce birbirinden farklı olan bir önceki veya bir sonraki yapay alemlerimize geçiyor olabiliriz. Bir oyunun farklı bölümlerine geçilmesi gibi bir yapay alemler zincirinin içinde bulunuyor olabiliriz. Bu zincirleme yapay dünyalar arasında geçiş yapıyor olabileceğimiz fikrine şu nedenden dolayı kapıldım. Biz de rüya görürken bu dünyada olduğumuz halde kendimizi başka dünyalar içinde bulabiliyoruz. Yani insan uykuya dalıp dünyadan koptukça farklı dünyalar içinde bulabiliyor kendini. Ölünce de aynı şeyin yaşanmayacağını kimse iddia edemez. 9. Bir zaman yolcusu olabiliriz. Gerçek hayatımız gelecekte olabilir. Gerçek hayatımızın bundan 1000 yıl sonrasında olduğunu varsayalım. Şimdiki turistler gibi biz de bir turizm gezisine çıktık. Geçmişi görmek istiyoruz. Teknolojimiz el verdiği için şimdiki dünya zamanına gelmiş olup tarihimizi yaşayarak görüyoruzdur. 10. Gerçek hayatımızı yaşadığımız yer başka uygarlıklar tarafından istila edilmiş ve biz köleleştirilmiş olabiliriz. Bizi esir alan uygarlık bizi kullanarak bize burada bir şeyler ürettirmeye çalışıyor olabilir. Özellikle süper bir zeka ürettirmeye çalışıyor olabilirler. Çünkü dikkat edersek insanlığın geldiği en dikkat çekici nokta aslında internet çevresinde toplanıp internete kendilerini aktarmak olmuştur. Bu aktarış sırasında insanların duygu ve düşünceleri de internete akmaktadır. Basit bir örnek vermek gerekirse bir resim paylaşıldı diyelim ve bu resmi görüntüleyen rastgele insanların büyük çoğunluğunun bu resmi beğendiğini varsayalım. İşte bu bilgi kaydediliyor ve yapay zeka böyle bir resmi insanların beğendiğini öğrenmiş oluyor. Çalışmaya başladığında buna göre davranabilecektir. 11. Asıl yaşadığımız yerin yaşam alanları çok daralmış olabilir. Bir buzul çağına girdiğimizi düşünün. Onun gibi bir etkiyle yaşam alanlarımız çok daralmış ve hayatta kalma imkanlarımız çok azalmış olabilir. Varlığımızı sürdürebilmek için çareyi yerin altına inip orada kurduğumuz kapsüllerle dolu hücrelere kapanmakta bulmuş olabiliriz. Bu kapsüllerde çok daha az besin türü ve miktarı ile beslenerek uyuyor ve oluşturduğumuz bir yapay simülasyonu yaşıyor olabiliriz. Bu açıklamalardan sonra adama şöyle bir soru soruyoruz. Diğerlerini boş verelim. Peki bizim oluşturduğumuzu varsaydığın yapay hayatlarda neden ölümü var ettik? Ölüm bu geçişler için mecburidir diyelim. Peki ölürken acı çekmeyi neden var ettik? Son derece gelişmiş bir uygarlık içinde yaşıyoruz ama kendi ürettiğimiz yapay hayatlar içindeki geçişleri acısız yapamıyoruz. Gerçek hayatımızda acı çekmeyi çok mu seviyoruz? Adam şöyle devam ediyor. Bu acı hissinin neye katkısı olduğunu düşünürsek, acı hissi aslında canlıyı hayatta tutmak için vardır. Canlı, acı çekmemek için kendi vücuduna zarar vermekten kaçınır. Bu da onun hayatta kalması, yani dünya hayatı sınırları içinde kalması bakımından önemlidir. Adama tekrar soruyoruz. Sizce bu hayat tek bir güç, yani bir tanrı tarafından var edilmiş olamaz mı? Cevap, madde 12. Bu hayatın ortaya çıkışı hakkında bence de doğruya en yakın olanı bu hayatı bir tanrının var etmiş olmasıdır. Çünkü bu hayatta insanların ve daha ileri başka uygarlıkların oluşturmaya kapasitelerinin yetmeyeceğini düşündüğüm çok fazla detay, kural, boyut, sır ve iç içe geçmişlik var. Ne yazık ki şimdi bu detaylara girmem mümkün değildir. Çünkü çok fazla detaya girmem ve çok fazla şeyi karşılaştırmam gerekir ki az çok anlaşılır olsun. Bu açıklamalarından sonra adama teşekkür etmiyoruz.
Çünkü olmayan birine teşekkür etmeye gerek yoktur.